Kastamonu'da son iki haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, dere ve çayların debisinin yükselmesiyle taşkınlara sebep oldu. Bazı ilçelerde yaşanan taşkınlar sebebiyle ev ve iş yerlerinin sel suları basarken tarım alanları da olumsuz etkilendi. Su baskınlarının ve kuvvetli yağışların tarım arazilerine etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, çiftçilerin tarsim sigortası yaptırması gerektiğini kaydetti. Yağış sebebiyle bazı tarımsal ürünlerde verim kaybını yaşandığını kaydeden Butur, dere yataklarının genişletilerek sel taşkınlarının önüne geçilebileceğini kaydetti. Uzun zamandan beri yağışları alıyoruz, yağışlar devam ediyor. Bu bir anlamda kar eksik yağdı, kış olmadı. Yağmurlarımız güzel ama çok fazla yağdı. Tabii Cenab-ı Allah'tan gelen bir durum bu. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Burada yapılabilecekler neyse onlar yapılması lazım. Toprak artık suya doydu. Yani toprak artık kabul etmiyor. Dolayısıyla yağan yağmurlar dere yataklarına gidiyor bir şekilde. Dere yatakları da zaman içerisinde çok daralmış. Dere yataklarının rahatlatılması lazım, genişletilmesi lazım. Dere yataklarında iyi bir çalışma yapılması lazım. Bu mutlaka yapılması ivedilikle çok çok önemli. Bakın geçen yılda aynı şey yaşandı. Dere yatakları taştı. Tarım arazilerimiz zarar gördü. Bir sürü ürünlerimiz zarar gördü. İnsanlarımız uğraşıyor, bir yıl uğraşıyor, emek veriyor. Ama bir anda kayboluyor. Tabii başka bir önlemi, çaresi de bunun var. Ne o? Tarsim sigortasını yaptırmamız lazım. Orada biraz eksiklerimiz var. Tarsim sigortası mutlaka yapılması lazım. Çünkü artık bilim adamları da söylüyor. İklim değişikliğinden kaynaklı farklı afetleri yaşayabiliyoruz. Bizim ürünlerimiz açık alanlarda. Bunun tedbiri de tarsim sigortası. Tabii biraz evvel söyledim. Dere yatakları rahatlatılması lazım, genişletilmesi lazım, açılması lazım. Yani böyle çok fazla yağdığı zaman da dere yatakları taşmaması lazım. İklim değişikliğine ve yağışlara dikkat çeken Butur, yağışların devam etmesini beklediklerini ifade ederek hasar tespit çalışmaları komisyonlarımızca devam ediyor dedi. Tarım İl Müdürlüğü, ilçe müdürlüklerimiz komisyonlar marifetiyle çiftçilerimizin zarar gören parsellerdeki ürünlerinin zarar diyen raporunu, tespitini yapıyorlar. Tabii bu daha sonraki zamanda da Bakanlar Kurulu'na, Bakanlığa gidecek, Tarım Bakanlığı'na gönderecek Tarım İl Müdürlüğümüz. Yağışlar devam edecek gibi görünüyor. İnşallah afati bir durum tekrar yaşamayız diye düşünüyorum. Su baskınlarıyla alakalı zarar görüyor. Bu çok yağışlarda mesela buğdaylarda falan pas hastalığı oluyor, hastalık yapıyor. Öyle bir hastalık da olabiliyor. Tabii bundan sonraki süreçteki yağışlar da çok önemli. Artık yani yeteri kadar az evvel söyledim, toprak doydu, suya doydu. Yani ürünler de daha çok zarar görür. İnşallah yani bu afati bir duruma gelmez. Geçen yılda aynı sorunu yaşadık. Dere yatakları açılması lazım, genişletilmesi lazım. İnsanların da inisiyatifine bırakılmaması lazım. Bu nasıl olacaksa, nasıl düzelecekse bilmiyorum. Belki yasal düzenleme de gerekebilir. Dere yataklarının genişletilmesiyle alakalı vatandaşların tapulu arazileri de var tabii oralarda. Yani onun bir ölçümünü Tapu Kadastro'dan DSM yapar, kim yaparsa artık yaparaktan onu bir bilip ona göre de dere yatakları mutlaka genişletilmesi, açılması lazım. Yani bu çok su geldiği zaman da o dere yatakları taşmaması lazım.